19 Aralık milattan sonra 796. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar dehşet içinde karanlık gökyüzüne bakıyor. Gözleri kaygıdan fal taşı gibi açılmış. Tepelerindeki ay kan kırmızı kesilmiş ve kocaman. Hayatlarında hiç görmedikleri kadar büyük. Zaten bir daha da göremeyecekler. Ne de olsa ayın dünyaya en fazla yaklaştığı an buydu. Sonra aradan 1100 yıl geçti. 4 Ocak 1912'de insanlar çok benzer bir olaya şahit oldular. Gece gökyüzünde devasa bir kızıl ay vardı. O zamanlar süper ayın doğal bir olay olduğu artık biliniyordu. Fakat yine de bu, 3 ay sonra denize açılan ve gideceği yere hiç varamayan Titani'ye uğursuzluk getirmiş olabilir. Ay, dünyadaki gelgitleri ciddi biçimde etkiler. Doğal uydumuz olmasa dünyada Medcezir diye bir şey olmazdı. Hatta büyük ihtimalle yaşam bile var olamazdı. Uydunun artan yer çekimi yüzünden ay dünyaya ne kadar yakınsa gelgitler de o kadar şiddetli oluyor. 1912'de ay öyle yakındı ki dünyanın birçok yerinde büyük bir karmaşaya neden oldu. Grönland'daki birkaç buzul bu yüzden koptu. Buzullardan kopan muazzam buz kütleleri okyanus akıntılarıyla sürüklenerek güneye doğru gitmeye başladılar. Buzullar yavaş ve tehditkar bir şekilde ilerliyor, önüne çıkan birçok geminin rotasını tehlikeye atıyordu. Ama en kötüsü bu kadarıyla kalmamasıydı. Süper ay olayı ekinoksal bahar gelgitinden sadece 6 dakika sonra olmuştu. Ay, güneş ve dünyanın dizilişi, yer çekimlerinin toplamının ayda 2 kez zirveye çıkmasına neden olur. Bir gün önce de gezegenimiz o yıl güneşe en yakın olduğu noktaya gelmişti ki bu yer çekimini daha da kuvvetli hale getirmişti. Bu olayların bileşimi tarihteki en şiddetli gelgitlerden birinin oluşması için en uygun koşulları yarattı. Grönland'ın buzullarından kopan buzdağları, Labrador ve Newfoundland kıyı sularına doğru kaymaya meyillidir. Genellikle de buralarda karaya otururlar. Devam etmek için de eriyerek hafiflemeleri ya da onları daha uzağa götürecek bir deniz kabarması yakalamaları gerekir. 1912'deki gelgitte deniz yükselebileceği en yüksek noktaya ulaşmıştı. Sonraki aylarda kuzeye doğru kayan anormal sayıda buzdağı olduğu için birçok nakliyat rotası güneye doğru kaydı. Ancak batmaz denen Titanik'in yolu değişmedi. Bu büyük gemi Atlantik'i hızla yararak geçiyordu. Ta ki 14 Nisan'da makus talihiyle karşılaşana kadar. Gerçi Kuzey Atlantik'teki buz bolluğu öyle ender rastlanan bir şey değildir. O yüzden kazanın tek sebebi o olamazdı. Araştırmacılar Titanik'in başka gemilerden münferit buzdağları hatta buz sahaları olduğuna dair birkaç uyarı almıştı. Mesela akşam saat 9.40'da yakınlardan geçen bir yolcu gemisi olan Mesaba yoluna bir buz sahası çıktığı ile ilgili Titanik'i uyarmıştı. İletilmesi zorunlu olduğu halde o mesaj köprüye hiç ulaştırılmadı. Gemideki kablosuz telsiz operatörleri yolcuların mesajlarıyla meşguldü. Aynı şey o sırada kabaca 20 deniz mili uzakta olan Kaliforniya'nın başka bir buz sahası uyarısı gönderdiği zaman da oldu. Hatta Titanik'in telsiz operatörü kendisini rahatsız ettiği için Kaliforniya'nı azarladı. Bu sırada dışarısı karanlıktı ve okyanus alışık olunmadığı kadar sakindi. Suyun neredeyse dümdüz olan yüzeyi Titanik'in gözcülerinin ilerideki buzdağlarını görmesini zorlaştırdı. Dalgalar buzdağlarına çarpınca etraflarındaki su karanlık olsa da buzdağının sırtları açıkça görünür. Ama deniz sakinken buzdağına çarpan bir şey olmaz. Bu durumu daha da kötü yapan dürbünlerin bir kasaya kilitlenmiş olması ve anahtarın da yanlışlıkla karada bırakılmasıydı. Gözcüler uğursuz buzdağını sonunda gördükleri zaman çoktan geç kalınmıştı. Belirsizliğini koruyan ayrıntılardan biri de buzdağının siyah buzdağı denen şey olma ihtimaliydi. Sizden bir buzdağı çizmenizi istesem eminim ki beyaz karla kaplı yüksek bir buz kütlesi çizersiniz. Ancak Antarktika'ya gidenler bilir ki buzdağlarının milyonlarca rengi vardır. Çok renkli, desenli, çizgili veya simsiyah olabilirler. Buzdağı hiç hava kabarcığı veya çatlağı olmayan son derece pürüzsüz buzdan meydana geliyor olabilir. Bu durumda ışığı yansıtacak hiçbir şey yoktur. Buzdağı ışığı tamamen emer ve siyah görünür. Ya da patlayan bir volkan, volkanik külleriyle bir buzulu örtebilir. O zaman bu buzuldan kopan buzdağı da koyu renkte olur. Düz ve pürüzsüz bir siyah buzdağı, bir buzdağının tepesi eridikten sonra ağırlık dağılımı değiştiği için tepe taklak olmasıyla oluşur. Altındaki su buzdağını düzleştirir ve üstünde don yapacak havada bulunmaz. O yüzden yeni tepesi ışığı emer ve koyu renkte görünür. Araştırmacılar mürettebatın sonraki hareketlerinin de beceriksizce olduğundan gayet eminler. Öncelikle Titanik'in ikinci süvarisi buzdağı görülünce iskele denilen komutu vermişti. Fakat mürettebata tam tornistan emrini de vermişti. Bu manevra gemiyi önce sağa ve sonra keskin bir şekilde sola döndürüp gemiyi sallayarak en kötü sonuçtan korunmak içindi. Mürettebat bunu yapmamış olsaydı buzdağı sancak tarafını yani Titanik'in sağ yanını tamamen parçalayarak dakikalar içinde alabor olup batmasına neden olurdu.
Fakat tam Tornistan emri büyük ihtimalle bir hataydı. Titanik'in provası yanlarından çok daha sağlam olduğu için birçok uzman buzdağıyla tam hızla kafa kafaya çarpışmanın hasarı hafifleticeğinde hemfikir. Parçalansaydı bile su geçirmeyen bölümlerin daha azı hasar görür ve suyla dolardı. Gemi batmadan kalabilirdi. İlk buz sahası uyarılar alınmış olsaydı gemi çok daha erken dönebilirdi. Titanik'in gözcüleri yarım hızda giderken buzdağlarını daha uzak mesafeden fark edebilir ve süvarileri çok daha önce uyarabilirdi. Bu da önceden manevra yaparak tehlikeden uzakta kalmalarını sağlardı. Titanik'in manevra yapmak yerine frenleri kullanıp tamamen durması gerektiğini düşünmüş olabilirsiniz. Sorun şu ki gemilerde fren yoktur. Bir arabada fren pedalları tekerlek millerini sıkıca tutar ve sürtünmeye neden olur. Bu doğal olarak hareket etmelerini engeller. Tekerlekler durursa yolda sürtünmeye yol açar ve daha fazla sürtünme hızın araba sonunda duruncaya kadar azalması demektir. Maalesef suda işler böyle yürümüyor. Gemiler genellikle ya bir su akımının pervane kanadına vurmasıyla ya da pervanelere enerji verilmesiyle hareket ediyor. Akımı veya pervaneyi durdurmak gemiyi durdurmaya yetmiyor. O durana kadar atalet kuvveti onu daha ileriye götürüyor. İşte bu yüzden durdurmak için en iyi strateji tam Tornistan yapmak. Akım veya pervane ters yönde çalışarak gemiyi durma noktasına getiriyor. Durdurmasa bile tabii ki ters yönde itmeye devam ediyor. Gerçi bir başka sorun da gemilerin, özellikle de Titanik gibi büyük gemilerin bir arabadan veya kamyondan bile çok daha ağır olmasıdır. Bir cisim ne kadar büyükse onu durdurmak o kadar zorlaşır. O yüzden Titanik tekerlekleri olan bir kara aracı bile olsaydı onu tamamen durdurmak dakikalar alırdı. İşte tren gibi büyük araçların saniyeler içinde tamamen duramamasının sebebi budur. Tren çok ağırdır ve lokomotifin arkasındaki vagonların ataleti onları raydan dışarı atarak bir felakete yol açar. Titanik bir imdat sinyali gönderince birkaç gemi sinyali aldı ve cevapladı. Fakat onların hepsi çok uzaktaydı. En yakın olanı Carpathia'ydı. Ama onun batmakta olan buharlı gemiye yetişmesi ve kazazede yolcuları filikalarla kurtarması 3 saat sürdü. Ancak kaza alanına çok daha yakın olan ve 1 saatte yetişebilecekken hiç gelmeyen başka bir gemi vardı. Bu gemi daha önceleri Titanik'i bir buz sahası hakkında uyaran Kaliforniya'dan başkası değildi. Kaliforniya'nın kablosuz telsizi gece olduğu için kapatılmıştı. O yüzden mürettebatı imdat sinyalini duyamadı. Fakat Titanik hemen sonrasında işaret fişekleri atmaya başladı. 20 mil ötedeki Kaliforniya'nın onları görmemiş olması imkansızdı. Mürettebatı daha sonra mahkemede fişekleri elbette gördüklerini, ancak Titanik'e yarım mesafede bir gemi daha gördüklerini söylediler. İmdat sinyallerini gönderenin bu gemi olduğunu düşünmüşlerdi. Sinyal lambası kullanarak o gemiyle irtibata geçmeye çalışmışlardı, fakat gemi cevap vermemişti. Fişekler atılınca Kaliforniya'nın mürettebatı kaptanı uyandırmıştı. Kaptan telsizi açmak yerine ışık işaretleri göndermeye devam etmelerini emretmişti. Neticede bu karar Titanik'in akıbetini belirlemiş olabilir. O geceki kayıtlarda Titanik'e yakın olan başka bir gemi görünmüyor, ama Kaliforniya'nın mürettebatı bir gemi gördüklerinde hemfikirdi. Dahası Titanik'in bazı yolcuları kendilerine doğru gelen bir gemi gördüklerini iddia etmişti. Ama o gemi batan geminin yanına hiç gelmedi. Bazıları onun hayalet bir gemi olduğuna inanmaya bile hazırdı, ama gerçek büyük ihtimalle çok daha basitti. Gördükleri şey muhtemelen bir kaçak avcı teknesiydi. Bu durumda göze çarpmamaya çalışması ve tabii ki hakkında hiçbir kayıt olmaması akla yatkın geliyordu. Kazanın muhtemel bir sebebi de üstün seraptı. Üstün serap, Vikingler zamanından beri bilinen bir doğa olayı olmasına rağmen kamuoyunun dikkatini 2021'in başlarında çekti. Üstün serap, açık ve sakin sularda yüzeyin hemen üzerindeki soğuk hava sıcak akıntılarla kaplanınca ortaya çıkıyor. Işık bu katmanlardan anormal bir şekilde geçerek olağanüstü bir şekilde kırılıyor ve sahte bir ufuk yaratıyor. Bu olay yüzünden bazen gemileri uzakta suyun yukarısında uçarken görebiliyorsunuz. Karadayken merak uyandıran bir olaydan başka bir şey olmasa da denizde seyir-i sefer hatalarına yol açabiliyor. Bu doğa olayına en çok bahar aylarında kuzey kutup bölgelerinde rastlanıyor. Zaten Titanik'in uğursuz yolculuğu tam da o zamanda ve o bölgedeydi. Kaza gecesi havanın açık ve sakin olduğunu, ayın görünmediğini tekrar dikkate alırsak, gözcülerin çevreyi olduğu gibi anlamakta zorlanmaları gayet doğal. Fakat farklı sıcaklıklardaki havanın karışması, gözleri yanıltan ve görüş açısını daha da kısıtlayan bir pus şeridi yarattı. Gecenin karanlığında deniz yüzeyini fark edemiyorlardı ve buzdağları da böylece uzun süre saklı kaldı. Kıdemli kaptanlar hava şartlarının sakin olması yüzünden çevrede ve ileride buz sahaları olduğunu söyleyen uyarılara rağmen Titanik'in tam hızla gitmesini emrettiler. Daha yavaş gidiyor olsaydı gözcüler buzdağlarını onlardan kurtulacak kadar erken görebilirlerdi. Fakat öyle olmadığı için buzdağı pusun arasından kendini nihayet gösterdiği zaman artık dönmek için çok geçti.
Üstün serap, Kaliforniya'nın daha önce bahsettiğim şekilde harekete geçmekte gecikmesini de açıklayabilir. Sahte ufuk nedeniyle Kaliforniya'nın gözcüleri koskoca Titanik'i göründüğünden çok daha yakındaki küçük bir gemi sanmış olabilirler. Mürettebat gemiyi tanımadığı için sinyal lambasıyla iletişime geçmeye çalıştı ve fişekler ateşlenince aynı pus onların ufkun üzerinde çok alçakta görünmesine neden oldu. Bu Kaliforniya'nın gemisinde birçok kafa karışıklığına yol açtı ve mürettebat ne yapması gerektiğini bilemedi. Titanik'in enkazından geriye kalanlar hala Kuzey Atlantik'in derinlerinde yatıyor. İki parçaya ayrılan gemiyi suyun üzerine çıkarmak için çarpışmadan sadece günler sonra bile bazı öneriler ileri sürülmüştü. Ancak teknoloji 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar yeterince gelişmemişti. Titanik'in enkazının ilk görüntüleri 1 Eylül 1985 tarihinde 5 metre boyunda ve ismi Argo olan dalgıç kızağın yaklaşık 4000 metre derine indiği ve Titanik'in bacalarını keşfettiği zaman çekilmişti. Daha sonraki keşifler geminin küçük kısımlarını ve hatta gövdesinin büyük bir bölümünün incelenmesini sağlamıştı. Bulguları inceleyen bilim insanları Titanik'in batmasının asıl sebebinin buzdağı ile çarpışmasından çok geminin yapısında bulunan zayıflıklar olabileceği sonucuna vardı. İlk başta düşünüldüğü gibi geminin gövdesinde büyük bir yarık yoktu. Bunun yerine gövde boyunca uzanan bir dizi daha küçük ve ince yarıkla gövdeden ayrılmış contalar tespit edildi. Bu araştırmacıları geminin üretiminde düşük kaliteli çeliğin ve dayanıksız perçinlerin kullanıldığına inandırdı. 20. yüzyılın ikinci yarısında Titanik'in okyanusun dibinden nasıl kaldırılacağına dair sayısız fikir öne sürüldü. Bu fikirlerin en popüler olanları arasında basınçlı hava kullanarak gemiyi olduğu yerden kaldırmak vardı. Hatta bu konuda sanki böyle bir şey başarılmış gibi yazılmış bir kitap bile yayımlandı. Fakat aslında böyle bir girişimde bulunulmadı. Bunu yapmak için içinde basınçlı hava olan büyük silindirlere ihtiyaç vardı. Hava sudan daha hafif olduğu için silindirler yüzeye çıkacaktı. Teorik olarak batık gemiyi de beraberlerinde getireceklerdi. Ancak bu tekniğin sorunları silindirleri suyun altına indirir indirmez başlıyordu. Çünkü silindirler hemen yukarı suyun yüzeyine çıkıyordu. Silindirleri kablolarla bağlamanız ve güçlü bir denizaltı kullanarak aşağı indirmeniz gerekiyordu. Hem bu silindirlerden kelimenin tam anlamıyla yüzlerce olacağı için muhtemelen birkaç düzine denizaltı kullanılması gerekecekti. Tek bir denizaltı birden fazla sefer de yapabilirdi. Ancak silindirlerin okyanusun dibinde kalması da ayrı bir sorundu. Bu hususta diğer silindirler suyun dibine indirilirken suda hareket etmemeleri için onları bir yere sabitlemek gerekiyordu. Ayrıca dipteki basınç çok yüksek olduğundan silindirler bir noktadan sonra patlayabilirdi. Patlamanın yarattığı dalga büyük bir olasılıkla silindirlerin geri kalanına zarar verirdi. Bu ise devasa bir patlamaya neden olurdu. Zaman ilerledikçe bu risk daha fazla tehdit oluşturacağı için operasyon mümkün olduğunca hızlı yapılmalıydı. Devasa gemiyi yerinden kaldırmanın bir diğer yoluysa onu çelik bir tel örgüyle sarmalayıp çevresini sıvı nitrojen tankıyla kaplamaktı. Bunun ardındaki mantık önceki seçenek olan basınçlı hava gibi buzun yüzerek gemiyi suyun yüzeyine çıkarabilecek olmasıydı. Bu fikir geminin tamamını sarmalamanın imkansız olması sebebiyle reddedildi. Ayrıca çelik tel örgüyü altına yerleştirebilmek için Titanik'in bir şekilde yerden biraz kaldırılması gerekiyordu. Ancak bu mucizevi bir şekilde mümkün olsa bile bir sonraki aşamada yüzlerce büyük sıvı nitrojen tankının oraya taşınması ve enkazın çevresine bırakılması gerekecekti. Gerçi burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyordu. Donmuş hidrojen su altında ve yüzeyde farklı davranacaktı. Etrafta çok fazla su olduğunda tankları açmak, hidrojenin çılgınca kabarmasına ve kaynıyormuş gibi davranmasına neden olurdu. Sıvı nitrojen suyun içinde cazırdayıp iz bırakmadan dağılırdı, ardında ise tonlarca işe yaramaz çelik kafes bırakırdı ve çabaların heba olmasına sebep olurdu. Peki ya dev mıknatıslar kullanılsa olmaz mıydı? Bu tekniği uygulamak için birkaç tane büyük manyetik plaka ile donatılmış büyük bir kruvazör enkazın koordinatlarına yaklaşacaktı. İlk olarak mıknatıslara kalın ve çok uzun kablolar bağlanacaktı. Bu ekipmanın kendi ağırlığı bile tek başına muazzam olurdu. Ancak şimdi bunun mümkün olduğunu varsayalım. Sonra mıknatısları okyanusun dibine, geminin çelik gövdesine yapışana kadar aşağı indirmemiz gerekirdi. Kruvazör sinyali aldıktan sonra mıknatısı yukarı çekerdi. Fakat burada olacak ilk şey, enkazın üstünde gelişmiş olan mercanlar ve yosunlar yüzünden mıknatısların geminin gövdesinden ayrılması olurdu. Ardından Titanik'in enkazı daha da fazla parçalara ayrılırdı ve bu parçalar suyun yüzeyine yükselmeye başlardı. Bu noktada görev zaten başarısız olurdu. Çünkü amaçlanan şey geminin tamamını suyun yüzeyine çıkarmaktı. Öyle değil mi? Ancak bu olsaydı bile Titanik'in parçalarının toplam ağırlığı ve devasa su basıncı tüm operasyonu alt üst ederdi. En nihayetinde bu çabaların bir sonucu olarak yüzeye sadece birkaç parça çıkarılabilirdi. Bu da kabul edilemez bir sonuç olurdu. Titanik'i suyun yüzeyine çıkarmak için yapılan en pahalı ve karmaşık plansa muhtemelen okyanus suyundan hidrojen ve oksijen elde etmeyi içeren plandı. Bu gazlar daha sonra onları toplamak için gemiye bağlanacak ve Titanik'le yüzeye çıkacak özel silindirlere doldurulacaktı.
Bu planla ilgili tek sorun iş bitene kadar Titan'ı dirençsiz bir boşluğun içine sokamayacak olmanızdı. Geminin çevresindeki ve içindeki su filtrelenirken okyanusun geri kalanı boşalan yerleri dolduracağından süreç daha en başında başarısız olurdu. Mucizevi bir şekilde böyle bir şey olmasa bile bu tip filtreleme işlemini gerçekleştirebilecek bir makine milyarlarca dolara mal olacaktı. Bu amacı gerçekleştirmenin diğer yoluysa dünyanın tüm okyanuslarını filtreleyerek arındırmaktı. Tahmin ettiğiniz üzere bu elbette imkansızdır. Belki de dev bir inşaat vinci bu işi yapabilirdi. 52 bin tonluk bir gemiyi okyanusun derinlerinden kaldırıp suyun yüzeyine çıkarabilecek kadar büyük bir vinçle donatılmış dünyanın en güçlü römorkörünü gözünüzün önüne getirin. Bu planın ilk kusuru, öncelikle bu tip bir vincin kancasının Titanic'in hali hazırdaki muazzam ağırlığına ek olarak yaklaşık 10 bin ton ağırlığında olması olurdu. İkinci olaraksa gemiye ulaşmak için en az 4000 metre uzunluğunda ve vincin boyutuna uygun bir zincire veya kabloya ihtiyaç olmasıydı. Daha sonra bu kütle dibe inecek ve bir şekilde Titanik'e bağlanacaktı. Ancak sadece tek bir parçasına, çünkü gemi iki parçaya ayrılmıştı. Son olarak da bunların hepsi başarılmış olsa bile suyun basıncı ve direnciyle yapısı zaten zayıflamış olan geminin üzerindeki basınç enkazı parçalara ayırırdı. Bir noktada kancanın çektiği kısım enkazın geri kalanından ayrılırdı ve kaldırılan parça tekrar okyanusun dibine yuvarlanırdı. Titanik'i parçalamakla ilgili bir öneri de vardı. Bu sayede enkaz daha kolay yerinden kaldırılabilirdi. Ancak bu fikir araştırmacıların geminin sadece tek parça halinde suyun yüzeyine çıkarılmasının uygun olacağını söylemeleri üzerine hemen reddedildi. Çünkü parça parça kaldırılacak olması durumunda gemi bilimsel ve tarihsel değerini kaybederdi. Bu işi yapmanın daha hayal gücü gerektiren yollarından biri de sıcak balmumu fıçılarını kullanmak üzerineydi. Buradaki ana prensip basınçlı hava kullanmakla aynıydı. Kısacası balmumu katılaşacak ve batık gemiyi yukarı doğru sürükleyip yüzeye çıkaracaktı. Ancak üzücü gerçek şuydu, fıçılar başarılı bir şekilde gemiye indirilip kapakları açılsa bile balmumu anında katılaşacaktı. Dolayısıyla balmumunun yayılıp Titanik'in tamamını kaplayacak zamanı olmazdı. Nihayetinde suyun yüzeyinde göreceğiniz tek şey, fıçı şeklinde donmuş yüzlerce balmumu parçası olurdu. Aynı şey pimpon topları için de geçerliydi. İçi hava dolu pimpon topları yüzeye çıkabilirdi. Fakat dipteki muazzam basınç altında bu mümkün olmazdı. Pimpon topları ince plastikten yapılır. O yüzden okyanusun basıncı altında anında ezilirdi. Yeni bir Titanik yapacak fiyata mal olmasını göz ardı etsek ve basınca dayanıklı bir malzemeden milyonlarca pimpon topu üretildiğini varsaysak bile bu plan yine de işe yaramazdı. Pimpon topları çok küçük olduğundan gemideki deliklerin içinden çıkardı. Geriye kalanlar da 50 bin tonluk bir gemiyi yüzeye çıkarmaya yeterli olmazdı. Titanik'i yüzeye çıkarmak için tek gerçekçi girişim 1996 yılında yapıldı ve görev dramatik bir şekilde başarısız oldu. İlk olarak bu deneme her şeyden önce sembolikti. Çünkü burada amaçlanan şey geminin tamamını değil, gövdesinin sadece yaklaşık 21 tonluk bir kısmını kaldırmaktı. Gerçi operasyon başarılı olacak olsaydı bu parça her şekilde güneş ışığını tekrar görecek en büyük parça olacaktı. Dizel yakıtla doldurulmuş 4 büyük torba okyanusun dibine indirildi ve gövdenin kaplama sacına bağlandı. Sonra serbest bırakılan içi yakıt dolu torbalar parçayı kendi başlarına kaldırmaya başladı. Gövdenin üst kısmı 60 metre yukarıya kaldırılmıştı ki hava şartları çok sert bir hal aldı. Keşif ekibi parçayı yaklaşık 130 kilometre uzağa, havanın daha sakin olduğu bir yere çekmeye karar verdi. Burada bir şeyler ters gitse bile parçayı daha kolay bir şekilde yüzeye çıkarabilirlerdi. Ancak parçanın yarısı çekileceği noktaya ulaşmadan çok daha önce kırıldı ve tekrar dibe battı. Parçayı kaldıran torbalardan ikisi yerinden kopmuş gibi görünüyordu. Kırılan parçanın tekrar dibe inmesine sebep olan şey de bu oldu. Üstüne akustik bir bip sesi çıkaran ve pili 2 yıl yetecek bir çağrı cihazı takılmasına rağmen kayıp parçanın kurtarılması için başka bir girişimde bulunulmadı. Titanik'i yüzeye çıkarmanın pratikte imkansız olmasının en temel nedeni ise geminin yapısının tamamen dayanıksız hale gelmiş olmasıdır. Çünkü bir asırdan fazla bir süredir suyun altında kaldıktan sonra her tarafı paslanan gemi artık çok kolay kırılabilecek bir halde. Ayrıca batarken ikiye bölünmüş olması ve suyun geminin tüm bölmelerine girip içindeki her şeyi ezip geçmiş olması da bu işi zorlaştırıyor. Titanik'in şu anki durumu hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Tek parça halinde yüzeye çıkarmaya yönelik herhangi bir girişim, daha yarı yoldayken geminin parçalara ayrılmasına neden olur. Bu yüzden de başarısızlığa mahkumdur. Modern tarihin en büyük deniz felaketi olduğu için Titanik'in batışı hakkında çok fazla efsane türedi ve kaza hakkında delice şeyler kurgulandı. Mesela kimilerine göre Filikalardaki kazazedelere köpek balıkları saldırmıştı. Aslında bu gerçekten olabilirdi. Okyanusun en büyük yırtıcısı olan büyük beyaz köpek balığı Kuzey Atlantik'te yaşar ve bazen soğuk sularda dolaşır. Fakat kazanın olduğu zamanlarda büyük beyaz köpek balıklarının sayısı onlarca yıldır azalmaktaydı. O yüzden 14 Nisan 1912'de bir büyük beyaz köpek balığı kaza alanı civarında dolaşsaydı muhtemelen tek başına olurdu ve tüm o kargaşa onu korkutup kaçırırdı.
Su bükülen metalin filikalara binmeye çalışan telaş içindeki insanların ve o filikaların çekilen küreklerinin gürültüsüyle doluydu. Korku saçan bir avcı olmasına rağmen öylesi bir hengameye neyin yol açtığını anlayacak kadar kalmazdı. Kazazedelerin gerçekten gördüğü tek köpek balığı Grönland köpek balığıydı. Bu canavar Kuzey Kutup bölgesinin soğuk sularında dolaşır ve soğuğa bayılır. Titanik'in dibe batan mutfağından gelen kokulardan etkilenmiş olabilir. Ancak Grönland köpek balığı, avının peşinde dolaşıp yakalamaya çalışmak yerine kucağına düşmesini beklemeyi tercih eden ağır kanlı ve sakin bir yaratıktır. Ayrıca derinlerde yaşayan bir hayvandır. Kaza alanında ortaya çıksaydı bile onu kimse göremezdi. Suyun altında çok derinlerde bekler, beladan uzak dururdu. Başka bir teori, Titanik'in kötü namıyla bilinen Bermuda Üçgeni'nin talihsiz ziyaretçilerinden biri olduğunu iddia ediyor. Atlantik Okyanusu'nun o bölgesi, Titanik'in buzdağına kendi kendine çarpmasından çok daha fazla gizem saklıyor. Sayısız gemi, uçak ve hatta denizaltı orada iz bırakmadan yok oldu. Kimileri hayalet gemilerin zaman zaman geri döndüğünü, o sularda mürettebat olmadan amaçsız bir şekilde dolaştığını söylüyor. Her ne kadar ilginç bir kurgu olsa da bu teorinin hiç şansı yok. Titanik Bermuda Üçgeni'nin yakınından bile geçmedi. Bu yolcu gemisi Newfoundland'in yaklaşık 400 mil güneyindeydi. Yani ünlü bölgenin en kuzey noktası olan Bermuda'dan kuzeyde iki kat daha uzaktaydı. Bazıları da aslında Titanik'e derinlerin müthiş efsane canavarı Kraken'i saldırdığını ve onu batıranın Kraken olduğunu söyleyecek kadar ileri gidiyor. Dev mürekkep balıklarının gerçekten var olduğunu ve eski zamanlarda en büyük türlerinin küçük gemileri batıracak kadar büyük olabildiğini gösteren bilimsel kanıtlar var. Fakat şimdiye kadar Titanik gibi devasa bir gemiyi batıracak kadar büyük bir mürekkep balığına rastlanmadı. Kaldı ki dev mürekkep balıkları denizin derinliklerinde yaşadıkları için o kadar büyür. Bu ancak çok derinlerdeyken olabilir. Şu ifade konuya açıklık getirebilir. Dev mürekkep balıkları derinlerde saklanmayı sever ve yüzeye çıksalar bile bunu nadiren yaparlar. Bunun birçok açıklaması var. Bunlardan biri de düşük sıcaklıklardır. Bir yer ne kadar soğuksa orada yaşayan organizmaların metabolizma hızı da o kadar yavaştır. Yani yemek istedikleri her şeyi yerler ve o besinleri yavaş yavaş metabolize ederek sonrası için saklarlar. Bu süreç bazen kesintisiz olarak yıllarca sürer. Bunun sonucunda derinlerdeki yaratıkların boyutu yiyecek bulamasa bile sürekli olarak büyür. Aynı zamanda daha yavaş yaşlanırlar. Öyle ki yüzlerce yıl yaşayabilirler. Mesela Grönland köpek balıkları en az 400 yıl yaşamalarıyla bilinirler. Suyun altında derinlerde yiyeceğin olmaması da oralarda yaşayan yaratıkların çok büyümesine neden olur. Cüsseleri büyüdükçe yiyeceği ve enerjiyi daha iyi saklar ve dağıtırlar. Bazıları bulmayı başardığı yiyeceği tıka basa yer. Karınları öyle büyür ki zar zor hareket ederler ve kendilerini yavaş yavaş sürüklenmeye bırakıp hiç açlık hissetmezler. Küçük cüsseli hayvanların böyle bir stok yapmaya daha az zamanı olur. Üstelik yiyecek kıt olunca sık sık avlanamazlar. Bu derinlerde daha az yırtıcı hayvan olmasını da sağlar. Araştırmalar gösteriyor ki gezegende bugüne kadar var olan en büyük hayvan mavi balinanın o kadar büyümeyi başarmasının temel sebebi milyonlarca yıl doğal bir düşmanı olmamasıydı. Büyümenizi engelleyen biri olmazsa büyür durursunuz. Ne kadar derine inerseniz o kadar fazla çözünmüş oksijen bulursunuz. Derinlerdeki yaratıkların boyutunu etkileyen şeylerden biri de budur. Büyük yaratıkların suda çözünen oksijeni soluması daha kolaydır. Bununla beraber küçük yaratıklar büyük olasılıkla çok derinlerde nefes almakta zorlanır. İşte tüm bunlar mürekkep balıklarının neden derinlere indikçe devasalaştığını açıklıyor. Bu aynı zamanda bu omurgasızlardan birinin solungaçlarıyla Titanik'i batırmış olamayacağını da ispatlıyor. Batmayan geminin hikayesini parlatan şeylerden biri de boyalı basın oldu. En gülünç hikayelerden biri kaza alanında bulunamayan kazazedelerden bazılarının aslında birer zaman yolcusu olmalarıydı. Bu felaketten 80 yıl sonra Bermuda Üçgeni sahillerine vuran insanlar hakkında şaşırtıcı derecede ayrıntılı hikayeler yayınlandı. Elbette nerede ve hangi zamanda olduklarını ya da oraya nasıl geldiklerini bilmiyorlardı. Fakat sanki gerçekten var olmuş gibi hevesle röportaj verdiler. Hatta 1990'da Bermuda Üçgeni'nde bir filikada bulunan böyle bir kazazede hakkında bir kitap bile yazıldı. Bu kitapta kendisini tamamen farklı bir dünyada bulan ve orada kendine bir yer bulmaya çalışan bir kadının kurgusal hikayesi anlatılıyor. Gerçek Titanik kazazedelerinin hikayeleri de bir o kadar heyecan verici. En inanılmaz olanı batmayan kadın olarak anılan Violet Jessop'un hikayesidir. Onun efsanesi Titanik kazasından yıllar önce başlamıştı ve ondan sonra da uzun süre devam etti. Violet ailesindeki 9 çocuğun en büyüğüydü. Anne ve babasına bir şey olması durumunda küçük kardeşlerine bakmak onun göreviydi. Bir gün annesi hastalanınca Violet onun görevini yüklenmek zorunda kaldı. Anne gemilerde kamarottu. Violet da onun izinden gitmeye karar verdi. 1910'da o zamanın en lüks yolcu gemilerinden biri olan Royal Mail Olympic gemisinde işe girdi. İlk yılı sakin geçti ve Violet işinden memnundu. Sabahtan gece yarısına kadar geminin güvertesinde zor şartlarda çalışmak onu korkutmuyordu. İnsanlarla konuşmayı ve Atlantik Okyanusu'nun güzel manzaralarını seyretmeyi seviyordu.
Violet 20 Eylül 1911'de her zaman olduğu gibi güvertede çalışıyordu. Deniz sakindi ve hava mükemmeldi. Kötüye işaret eden hiçbir şey yoktu. Gemi White Adası'nı İngiliz anakarasından ayıran Solent Boğazı'ndan geçiyordu. O anda önlerine İngiliz askeri kruvazörü Half gemisi çıktı. Olympic'in yanından geçip gitmesi gerekirdi ama bir sorun oldu. Gemiler doğruca birbirine çarptı. Olympic'in kaptanı çarpışmayı engellemek için manevra yapmaya çalıştı ama başaramadı. Halkın provası başka gemilere vurmak üzere özel olarak tasarlanmıştı. Bu kez de Olympic'e tosladı. Bum! Yolcu gemisi zangırdamaya başladı ve insanlar panik içinde haykırdı. Geminin sancak tarafında büyük bir delik açıldı. Violet darbenin şiddetiyle güverteye düştü. Neyse ki iki gemi de su üstünde kaldı ve kimse yaralanmadı. Bu sefer talih Violet'tan yanaydı. Karaya döndü ve başka iş olanakları aramaya devam etti. Olimpik'teki kötü tecrübesini önemsemedi. 1912 Nisan'ına kadar birkaç işte çalıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi Violet'ta Olimpik'in iki kardeş gemisinden biri olan zamanının en iyi ve en lüks gemisi Titanic'teydi. İlginçtir ki başta bu gemide çalışmak istememişti ancak arkadaşı onu ikna etti. Ne de olsa insanların hayallerini süsleyen bir işti. Demir almak üzere olan gemiye bir sürü zengin ve ünlü kişi toplanmıştı. Parası da bayağı iyiydi. 10 Nisan'da Titanic'e bindi. Sadece 4 gün sonra neler olacağını hiç bilmiyordu. Violet bu felaket olduğu sırada kamerasında çoktan uykuya dalmıştı. Çarpışmanın şiddeti onu neredeyse yatağından fırlattı. Ardından hemen üst güverteye çağrıldı. Gemide bir telaş yoktu. Kimse batmayan geminin gerçekten batabileceğine inanmıyordu. Su geçirmeyen 5 bölümün de suyla dolmasıyla Titanic'in sonunun gelmesi an meselesiyken bile insanlar gayet sakindi. Violet, Filika'ya ilk binenlerden biriydi. Filika'nın kesinlikle güvenli olduğunu diğerlerine göstermesi için binmesi emredilmişti. Violet, Filika'ya binince ardından küçük bir kalabalık onu izledi. Batmayan yolcu gemisinin sonunu Filika'dan izledi ve onunla giden yolcularla beraber 3 saat sonra Carpathia gemisi gelip onları alıncaya kadar güvenli bir şekilde bekledi. Violet kurtarma gemisiyle New York'a varınca ne kadar kararlı bir insan olduğunu kanıtlayarak bir kez daha tüm zorluklara meydan okudu. Denizde çalışmaya devam etti ve 4 yıl sonra kader onu yine yakaladı. Hastane gemisine dönüştürülmüş yeni bir yolcu gemisi olan Ege Denizi'ndeki Britannic'te iş buldu. Ve evet, Britannic, Olympic ve Titanic'in kardeş gemisiydi. Gemi 21 Kasım'da daha önce defalarca kat ettiği bir rotada ilerliyordu. Fakat o gün şansı yaver gitmedi. Britannic bir su altı mayınına çarptı. Violet hayatındaki üçüncü gemi kazasından da kurtuldu. Patlama bütün gemiyi sarstı. Onu yere yıktı ve koca Britannic hızla batmaya başladı. Geminin tamamen suya batması bir saatten kısa sürdü. Violet'ın bir Filika'ya binecek zamanı olmadı. O da kendini gemiden soğuk sulara attı. Sonra en yakındaki Filika'ya kadar yüzüp bindi. Geminin pervaneleri hala çalışıyordu. Suda dönen pervaneler Filika'yı kendilerine doğru çekiyordu. Violet tehlikeyi gördü ve pervanelerden kurtulmak için tam zamanında suya atladı. Fakat bunun olmasını engelleyemedi. Suda olduğu için geminin omurgasına doğru çekildi ve başını çarptı. Bilincini ve muhtemelen hayatını kaybetmekten onu kurtaran tek şey gül saçlarıydı. Violet sonunda motordan kurtuldu ve başka bir Filika tarafından alındı. Violet'in kurtulmayı başardığı 3 felaket onu durduramadı. 1950'ye kadar yolcu gemilerinde çalışmaya devam etti. Lüks bir yolcu gemisi olan Belgrant ile dünyayı 2 kez dolaştı. Neyse ki talihsizlikler serisi sona ermişti. Violet Jessop bir daha gemi kazası yaşamadı. 1950'de Suffolk County'deki Great Ashville'e taşındı. Hemen hemen 40 yıldır denizde çalışıyordu. Kariyerini noktalayıp 16. yüzyılda yapılmış büyük bir kır evine yerleşti. 3 mucizevi kurtuluşunun hikayesi dünyaya yayıldı ve ona çok da yakışan Batmayan Kadın ismini aldı. Titanic'ten kurtulan diğer bir kişi ise dünya çapında ün kazanmış bir tenisçi olan Richard Norris Williams'tı. 21 yaşındaki İsviçreli tenis oyuncusu aynı zamanda Harvard'ın umut vadeden öğrencileri arasındaydı. 1912 senesinde Amerika'ya gitmek ve tarihle jeoloji okumak için babasıyla birlikte Titanic biletlerini almıştı. Cerimiz'den babasıyla trene bindiler ve yolcu gemisine binecekleri Fransa'nın Cherbourg kentine doğru yola koyuldular. Williams yolculukları sırasında tanıdık bir yüzle karşılaştı. Bu kişi bir başka ünlü tenisçi olan
Carl Baird'i. Yüz yüze geldikleri zaman birbirlerini nezaketen başlarıyla selamladılar. O esnada geleceğin kendileri için hazırladığı sürprizlerden tamamen habersizlerdi. Baird o sırada 26 yaşındaydı. Kendisi 1907 yılında Davis Kupası finalinde Birleşik Devletleri temsil etmişti ve büyük bir üne sahipti. Fakat Baird'in Titanic yolculuğunun Williams'ınkinden daha özel bir sebebi vardı. Baird kız kardeşinin arkadaşlarından biri olan Helen Nibsom'a aşık olmuştu ve onunla evlenmeyi planlıyordu. Fakat Helen'ın ailesi bu ilişkiyi onaylamadığı için işler hiç de kolay olmayacaktı. Hem de hiç. Helen o sırada Ohio'da yaşıyordu. Bu çifti ayırmak isteyen ailesi ise uzun süreli bir Avrupa turuna çıkmaya karar vermişti. Baird bu durumu öğrenir öğrenmez iş programını yeniden ayarlamış ve Helen'a katılmıştı. Avrupa macerası bittikten sonra birlikte Amerika'ya dönmek için hepsi birden batmaz denilen gemiye biletlerini almıştı. Baird, Williams da birinci sınıfta, diğer adı barınak güvertesi olan C güvertesinde yolculuk ediyordu. Yolculuk sırasında pek fazla konuşmadılar ve zamanlarını kendi işleriyle ilgilenerek geçirdiler. Gemi buzdağına çarptıktan sonra insanların acilen filikalarla tahliye edilmesi söylenmişti. Fakat Carl Baird, biricik sevgilisi Bayan Nivsom'u yalnız bırakmak istemedi. Bu nedenle o ve ailesi birlikte 5 numaralı filikaya gitti. İşte bu olayın ardından iki tenis oyuncusunun hayatı kesişmeye başladı. O yıllarda tahliye önceliği kadınlara ve çocuklara verilmişti. Bu yüzden erkeklerin diğer yolcular açık sulara inene kadar gemide kalması gerekiyordu. Ve ancak hepsi suya indirildikten sonra geride kalan filikalara binebileceklerdi. Baird ve yanındakiler güvertede Titanic'in sahibi olan White Star Line'in yöneticilerinden biriyle, Bruce Ismay ile karşılaştı. Tenisçileri gören Bruce, herkese derhal filikalara binmesini söyledi. Bu sayede Baird gibi atletik bir vücuda sahip olan bir sporcu, diğer beyefendilerle birlikte kürek çekebilirdi. Bu sırada Richard Williams daha zorlu zamanlar geçirmekteydi. Babasıyla birlikte olabildiğince fazla yolcuyu filikalara yönlendirdi. Gemi batıyordu ve filikaların çoğu henüz hazır değildi. Bu yüzden erkekler geminin kenarında durarak yolcuların güvenliğe ulaşmasına yardımcı oluyordu. Son filikayı da okyanusa indirdikten sonra yapılması gerekenleri öğrenmek için kaptan köşküne doğru yola koyuldular. Fakat güvertede ilerledikleri sırada geminin devasa bacalarından biri koptu ve güverteye düşerek Williams'la babasının yollarını ayırdı. Williams, hayatını kurtarabilmek için çaresiz bir şekilde gemiden okyanusun soğuk sularına atlamak zorunda kaldı. Büyük gemi bacası da onun ardından suya düştü ve Williams, bacanın yarattığı dalga yüzünden uzaklara sürüklendi. Neyse ki aradan bir süre geçtikten sonra kendisini filikalardan birine tutunurken buldu. Bir süre bu şekilde nefes nefese kaldı. Nihayet gücünü toplamayı ve filikanın içine tırmanmayı başardı. Gerçi filikanın içi de okyanustan farklı sayılmazdı. Küçük botun içindeki su dizlerine kadar ulaşıyordu. Filikaya bindiği gibi üzerindeki kalın kürk montu ve ayakkabılarını çıkarmaya karar verdi. Filikada kendisi gibi talihsiz birkaç tane yolcu daha vardı. O haldeyken dondurucu soğukta birkaç saat geçirmeleri gerekti. Şanslarına işin sonunda onları Karpatya'ya götürecek olan filikayla karşılaştılar. Saatler boyunca dizlerine kadar yükselen dondurucu suda bekledikleri için filikadaki bütün kazazedelerin derhal tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı. Karpatya'nın doktoru Williams'ın bacaklarını muayene etti ve ciddi derecede soğuk yanığı teşhisi koydu. Sporcuya hayatını kurtarmak için tek çaresinin iki bacağının da dizinin altından kesilmesi olduğunu söyledi. Fakat Williams bunu reddetti. Şans eseri o sırada Carl Baird de Karpatya'nın güvertesindeydi. Fakat onun sağlık durumu iyiydi ve diğer kazazedelere yardım ediyordu. Efsaneleşecek bu iki tenis kahramanının yolları işte bu şekilde yeniden kesişmiş oldu. Williams sonraları verdiği bir röportajda Baird'in kendisine çok nazik davrandığını ve bu sayede Karpatya'nın güvertesinde ilk adımlarını atmaya başladığını söylemişti. Tenis kariyerinin bu kadar hızlı bir şekilde sonlanmasını istemiyordu. O yüzden çektiği tüm acılara rağmen her gün bacaklarındaki kan dolaşımını hızlandırmak için 2 saat boyunca yürüdü. Williams'ın sağlık durumu zaman geçtikçe daha iyiye gitti. New York'a ulaştıktan sonra tedavisini tamamlamak için kendisine bir süre zaman ayırdı. 6 hafta sonunda ise tekrar tenis oynamaya başlamıştı. Hatta aynı sene içinde karışık çiftlerde US Championship turnuvasını kazandı. Turnuva sona erdikten sonra Harvard'a kabul edildi ve tenis kariyerinde birçok başarıya imza attı. 1914 ve 1916 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 kez şampiyonluk kazandı. 1924 yılında ise bileği burkulmasına rağmen karışık çiftlerde altın olimpiyat madalyası sahibi oldu. Yıllar içerisinde büyük bir üne kavuştu ve dünyanın birçok yerindeki basın organlarında atletik başarılarıyla adından söz ettirdi. Baird ve Williams'ın ilk resmi karşılaşması ise 1912 yılında gerçekleşen bir maçtı. Titanic macerasının üzerinden uzun süre geçmemişti. Bu müsabakanın kazananı ve turnuva şampiyonu Baird oldu. Bu Williams'ın Amerika'daki ilk mağlubiyetiydi. Williams bu karşılaşmadan sonra çok çalıştı ve 2 yılın ardından yaptıkları rövanş müsabakasında durumu tersine çevirerek o yılın şampiyonu oldu. Baird'i çeyrek finallerde eledik sonra yoluna devam etti ve kariyerindeki ilk Amerika şampiyonluğuna ulaştı. Bu sayede dönemin efsane isimlerinden biri haline geldi. 5 kez Davis Kupası'nı kazandı, 2'şer kez de Wimbledon ve US Nationals şampiyonu oldu.
İki efsane de uluslararası tenis onur listesinde kendine yer buldu. Tenis ikisinin hayatında da büyük bir öneme sahipti. Fakat başarıları sadece bununla sınırlı kalmadı. Spor kariyerleri sona erdikten sonra iki ünlü isim de başarılı finansörler oldu. Baer avukatlık kariyerini bıraktı ve bankacılıkla ilgilenmeye başladı. Williams da kendisine benzer bir yol seçti. Hem bir yatırımcı oldu hem de Pensilvanya Tarih Topluluğu'nun başkanlığını yaptı. Başlarından geçen Titanic kazasından birkaç sene sonra iki adam da yaşadıklarını anlatan birer kitap yayımladı. Fakat kimse bu kitaplarda onların karşılaşmasını ya da arkadaşlığını okuyamamıştı. Titanic'in en büyük kahramanlarından biri Margaret Brown ya da daha çok bilinen adıyla namı değer Batmaz Molly Brown'dur. Amerikalı ünlü hayırsever 1912 yılının başında kendisi de daha sonra Titanic'te bir yolcu olacak olan 4. John Jacob Astor'la Fransa'da seyahat etmekteydi. Aslında Margaret'ın bu gemiye binmek gibi bir planı yoktu. Fakat Paris'te kaldığı süre içerisinde Denver'da yaşayan en büyük torununun ciddi derecede hasta olduğu haberini aldı. Bu yüzden ilk fırsatta Amerika'ya gitmek için bir bilet ayarladı. Titanic'e birinci sınıf yolcu olarak Fransa'nın Cherbourg kentinden binmişti. Yolcuların birçoğu batmaz denilen geminin gerçekten batabileceği ihtimalini reddederken Margaret yaşanan korkunç felaketin farkındaydı. O yüzden yolcuları yönlendiriyor ve güvenle filikalara binmelerini sağlıyordu. Mürettebat üyeleri ona da filikalardan biriyle gemiyi terk etmesini söylemişti. Ancak Margaret bu teklifi sert bir tavırla reddetmiş ve diğerlerinin güvenliğe ulaşması için çaba göstermeye devam etmişti. Birçok filika daha tam olarak dolmadan aceleyle indirilmiş olsa da Margaret sayesinde o gece birçok hayat kurtulmuştu. Neyse ki bir süre sonra mürettebat üyeleri onu da ikna etmeyi başardı ve Margaret 27 kişiyle birlikte Kuzey Atlantik'in dondurucu sularında bir filika ile yolculuğuna başladı. Diğer kazazedelerle birlikte Titanic'in batmasını izlediler. Fakat daha sonra Margaret'tan başka kimse geminin enkazına doğru kürek çekmekle hayatta kalan kişilere yardım etmek istemedi. Titanic'in serdümeni Robert Hitchens bu teklife sert bir şekilde karşı çıktı. Robert gemiye çok fazla yaklaşmaları durumunda Titanic'in batışının oluşturacağı girdapla birlikte suyun derinliklerine sürükleneceklerinden endişeleniyordu. Diğer sebepse kurtulmak isteyen insanların filikaya tırmanırken panik içinde onları ters çevireceği korkusuydu. Margaret buna çok sinirlenmişti. Robert'ın gözlerinin içine baktı ve eğer geri dönüp kazazedelere yardım etmezlerse onu filikadan atacağını söyledi. Fakat hikayenin sonunda diğer insanların da bunu yapmaya ikna olup olmadığı bilinmiyor. Aramis Carpathia'nın güvertesine çıktıktan sonra Margaret çabalarına devam etti ve kurtulan birinci sınıf yolculardan bir komite kurdu. Bu komitenin amacı ikinci ve üçüncü sınıf dahil tüm yolcuların ihtiyaç olabilecek en temel gereksinimlere ulaşmasını sağlamaktı. Ayrıca burada insanlara danışmanlık da yaptı. Bildiği yabancı diller sayesinde birçok yolcuyla iletişim kurulmasına yardımcı oldu. Kazazedelerin sıcak kalabilmesi için battaniye ve bunun yanında temel ihtiyaçların sağlanmasına yardım etti. Hatta yıllar sonra yazılan birçok kitapta insanlara en zor zamanlarında ne kadar yardımcı olduğu anlatıldı ve kendisinden minnettarlıkla bahsedildi. Carpathia, Titanic kazazedelerini New York'a ulaştırdıktan sonra Margaret kendi yoluna devam etti ve 20. yüzyılda Amerika'nın en ünlü kadın liderlerinden biri oldu. Tek başına Colorado'daki büyük bir anlaşmazlığı çözdü. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri senatörü olma yarışına girdi. Fakat çok geçmeden ihtiyacı olan insanlara daha fazla yardım edebilmek için bu seçimden çekildi. İlerleyen yıllarda daha sakin bir yaşam sürdü. Bir aktris oldu ve 1932 yılında huzurlu bir şekilde uyuduğu sırada hayata gözlerini yumdu. Titanic'te çok ilginç bir kurtarma olayı yaşanmıştı. Hem de bir baston sayesinde. Bu baston daha sonra 2019 yılının Temmuz ayında Rhode Island'da bir açık arttırmada satıldı. Şahitler ve belgeler bu bastonun 27 Titanic yolcusunun hayatını kurtardığını söylüyor. Üstelik tüm bunlar üzerindeki fener sayesinde. 55 yaşındaki Ella White 1912 yılının baharında piyano öğretmeni olan 36 yaşındaki arkadaşı Mary Grace Young'la Avrupa seyahatindeydi. Bir maceraya atıldığınızda başınıza birçok tuhaf şey gelebilir değil mi? Tıpkı ayağınızın incinmesi gibi. Ella White'ın başına da tam olarak bu gelmişti. Yolculuklarından birinde ayağını incitmişti. Bu yüzden yürümesine yardımcı olmak için bir şeye ihtiyacı vardı. Böylece sadece bir ay sonra kendisi dahil birçok kişinin hayatını kurtaracak son model, pille çalışan bir baston satın aldı. White ve Young, Avrupa seyahatleri bittikten sonra New York'a dönmek üzere 10 Nisan 1912 tarihli birinci sınıf biletlerini aldılar. Ella White yanında bir hizmetçi, bir uşak ve arkadaşıyla Fransa'da aldıkları birkaç tavukla birlikte yolculuk etmekteydi. Ella White ve Mary Young, birinci sınıf yolcular için sunulan birçok imkandan faydalanmak yerine odalarından fazla çıkmıyor ve birlikte konuşarak zaman geçiriyorlardı. Ella White uzun süre sonra odasından çıkıp yemeğe gitmeye karar verdiğinde tarih 14 Nisan'dı ve Titanic o akşam bir buzdağına çarptı. Yardımcılarıyla birlikte lüks odasından ayrıldı ve neler olduğunu öğrenmek için dışarı çıktı. Güverteye vardıklarında büyük bir kalabalıkla karşılaştılar. Herkes bir açıklama bekliyordu.
O sırada geminin kaptanı Edward Smith, insanlara can yeleklerini giyip filikalara binmesini söyledi. Kimse panik halinde değildi. Herkes sakince filikalara bindi. İnsanların aklından geçen tek düşünce yapılan açıklamanın yetersiz olduğuydu. Ella White, yardımcıları ve Mary Young'ı taşıyan 8 numaralı filika suya indirildi. Gemiden yeterince uzaklaştıkları sırada inanılmaz bir felaket yaşandı. Batmaz denilen Titanic gözlerinin önünde paramparça oldu. O noktada herkes artık yalnız başlarına olduklarını anladı. Gece karanlık ve sakindi ve ay yoktu. Soğuk Atlantik dalgaları filikaya vuruyordu. Kazazedeler bir süre bekleyip geminin yavaşça okyanusun derin sularında batmasını izledi. Daha sonra bir şey yapmaları gerektiğini farkına vardılar. Rastgele bir yöne doğru kürek çekmek boşunaydı. Yollarını aydınlatacak bir ışığa ihtiyaçları vardı. Yolcular korku içinde filikanın üzerindeki ışığın karanlık okyanus sularını aydınlatmadığını fark ettiler. Hiçbir şey göremiyorlardı. Bu sırada Ella White bastonunun içindeki feneri hatırladı. Üstelik bastonunun ışığı filikanınkinden çok daha güçlüydü. Böylece 8 numaralı filikanın 27 yolcusu hayatlarını kurtarmak için okyanusta ilerlemeye başladı. Ella White filikanın önünde duruyor ve yol aydınlatıyordu. Gece karanlık ve soğuktu. Filikaya çarpan dalgalar geminin enkazından parçalar getiriyordu. Fakat onlar yardımın nereden geleceğini bilmeden ilerlemeye devam ettiler. Bir süre sonra yoruldular ve dondurucu soğuğun içinde beklerken uzakta bir ışık fark ettiler. Bu onları kurtarmaya gelen bir gemi olabilir miydi? Ella White umut içinde fenerli bastonunu sallamaya başladı. Böylece 45 dakika daha geçti ve 8 numaralı filikanın yolcuları daha fazla insan kurtarabilmek için geri dönme kararı aldı. Ne de olsa onların filikası suya ilk indirilenlerdendi ve içinde sadece 27 kişi vardı. Oysa ki bu filikaya bu sayının 2 katı kolayca sığabilirdi. Ne yazık ki bu kahramanca karara rağmen döndüklerinde kurtaracakları bir gemi bulamadılar. Titanic, Atlantik Okyanusu'nun derinlerine batmıştı bile. Artık endişelenmeleri gereken tek şey kendi hayatlarıydı. Ella White umut ışığı olmaya devam etti ve yolcular daha önce gördükleri ışığa doğru kürek çekmeye başladılar. Bu ışığın sahibi RMS Carpathia'ydı. Böylece 15 Nisan saat 07.30'da okyanusun soğuk sularından kurtuldular. Filika'nın yolunu aydınlatarak birçok kişinin kurtulmasını sağlayan kadın 1942 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybetti. Bastonuysa uzun yıllar boyunca ailesinde miras olarak kaldı. Daha sonra Ella White'ın günümüzdeki torunlarından Brad Williams tarafından bir acık artırmada satıldı. Brad bastonu annesinden miras almıştı ve onu koleksiyonundaki diğer 35 bastonla birlikte evinin girişinde tutuyordu. Fakat daha sonra bu bastonun daha iyi bir eve ihtiyacı olduğuna karar verdi. Efsanevi Titanic ve kazasıyla ilgili birçok şey söylense de olaylara çok fazla etki etmesine rağmen adından pek bahsedilmeyen bir karakter daha vardır. Buzdağı. Onun hikayesi de oldukça ilginçtir. Her şey 1912'nin Ocak ayında başladı. Grönland'ın güneybatısındaki bir buzul parçalandı. Bu buzulu oluşturan kar olaydan yaklaşık 100 bin yıl önce yağmıştı. O tarihlerde gezegenimizde hala mamutlar geziyordu. Böylece buzdağının yolculuğu başladı. Bu şey 520 metre uzunluğunda ve 75 milyon ton ağırlığındaydı. Üstelik şimdi diğer buzullardan çok daha güneye gitmişti. Grönland buzullarından kopan 15 bin ila 30 bin buzdağından sadece %1'i Atlantik'e kadar ulaşabilir. Diğerleri yol boyunca ya erir ya da sığ sularda engellere takılı kalır. Bu buzdağı ise uzun süre güney açıklarında erimesine rağmen hala 1,5 milyon ton ağırlığındaydı. Bu neredeyse iki tane Golden Gate köprüsü demektir. Buzdağının zirvesi deniz yüzeyinden 30 metre yüksekteydi. Devasa bir gemideyseniz ve böyle bir buz parçasına rastlarsanız bu ilk bakışta çok masum görünebilir. Bir buzdağının büyük kısmı yüzeyin altındadır ve görünmez. Normalde su seviyesinin üstündeki kısmı buzdağının yalnızca onda birini oluşturur. Burada bahsi geçen buzdağı da tıpkı onlar gibiydi. Bu nedenle 14 Nisan gecesi geldiğinde Titanic'in gözcüsü uzaktaki buz parçasını fark edemedi. Gökyüzünde ay yoktu ve olsaydı bile buzdağının engebeli yüzeyi bu ışığı yansıtmazdı. Böylece büyük gemi buzdağıyla çarpıştı. Geminin güvertesinde büyük yarıklar meydana geldi. Böylece okyanus suyu içeri dolmaya başladı. Tüm kameralar yavaşça su altına gömüldü. 1, 2, 5... 5 kompartımanın tamamı suyla doldu. Titanic'in kaderi kesinleşmişti. Gemi böyle bir ağırlığa yalnızca 4 saat dayanabildi. Sonrası malum. Fakat buzdağı yolculuğuna devam etti. 15 Nisan günü Alman yolcu gemisi SS Prince Adalbert, Kuzey Atlantik sularında ilerlemekteydi. Saatler önce Titanic'in battığı bölgeden birkaç kilometre uzakta yolculuk halindeydi.
O sırada felaketten henüz haberi olmayan Alman gemisinin kamarotu bir buzdağı gördü. Dikkatini çeken asıl şey buzdağının alt kısmında boydan boya uzanan kırmızı boya olmuştu. Şaşıran adam bu keşfinin fotoğrafını çekmeye karar verdi. Kamarot bu boyanın buzdağıyla 12 saat içinde çarpışan bir gemiye ait olduğunu düşündü. Bu ünlü buzdağını gören ve fotoğrafını çeken sonraki kişi ise su altı iletişim kabloları döşeyen bir geminin kaptanıydı. Bu gemi Titanik'in battığı bölgeye yardım etmesi için gönderilmişti. Kaptan daha sonra bölgede sadece o buzdağını gördüğünü belirtmişti. Üstelik kırmızı boyayı da gördükten sonra noktaları birleştirmesi zor olmamıştı. Günümüze kadar gelmeyi başaran fotoğraflardan biri 2015 yılındaki bir açık arttırmada 32 bin dolara alıcı buldu. Bunlara rağmen aslında hiç buzdağı olmadığını ve Titanik'in gizemli bir patlama sonucunda battığını iddia eden biri var. Ermeni gazeteci Vahinak Buyurat, babasıyla birlikte yayınladığı bazı kitapları Amerika'ya götürmek üzere efsanevi gemide yolculuk yapıyordu. Kamerasında aralarında Vahinak'ın kısa sürede arkadaş olduğu birinin de yer aldığı 3 kişi daha vardı. 14 Nisan gecesinde uyudukları sırada patlama sesine benzer bir sesle uyandılar. Boom! Şiddetli sarsıntı adamların ikisinin ranzadan düşmesine yol açtı. Daha sonra toparlandılar, birbirlerine yardımcı oldular ve neler olduğunu öğrenmek için dışarı çıktılar. Çok geçmeden mürettebatın kadın ve çocukları filikalara gönderme talimatlarıyla durumu anladılar. Gemi batıyordu. Vahinak ve arkadaşları çok geçmeden iki seçenekleri olduğunu farkına vardı. Ya gemiyle birlikte batacaklardı ya da soğuk denize atlayıp kurtarılmayı bekleyerek şanslarını deneyeceklerdi. Çok fazla tereddüt etmeden karar verdiler. Vahinak yanına sadece pasaportunu aldı ve biraz parayla birlikte boynuna astığı bir keseye koydu. Dalgalar yüzünden arkadaşlarıyla yolları ayrıldı ve gazeteci kendini suların içinde yalnız başına buldu. Can yeleğini kaybetmişti. Dondurucu suyun içinde olabildiğince dayanmaya çalıştı. O sırada bir filika gördü. Fakat zaten çok fazla kişi olduğu için insanlar onu almamaya karar verdi. Vücudu uyuştu ve bilincini kaybetti. Bu onun için bir son olabilirdi. Fakat gözünü açtığında kendini başka bir geminin güvertesinde buldu. Bu gemi Carpathia'ydı. Gemi ertesi gün New York'a ulaştı. Yaşadıklarından sonra kendini hala çok kötü hisseden Vahinak hastaneye kaldırıldı. 12 gün sonra 50'li yaşlarda Esther adında bir kadın onu ziyarete geldi. Vahinak daha sonra onu bu kişinin kurtardığını öğrendi. Kadın adamın binmeye çalıştığı filikanın onu bırakmadığını ve onun için geri döndüğünü söyledi. Bayan Esther filikadaki diğer kişilere onun oğlu olduğunu ve Titanik kazasında zaten kocasını kaybettiğini, oğlunu da kaybederse hiçbir yere gitmeyeceğini söylemişti. Daha sonra öğrenildiği üzere Vahinak'ın pasaportunun ve parasının bulunduğu keseyi saklamış ve onu iyileştikten sonra ziyaret etmek üzere davet etmişti. Yazar iyileştikten sonra Boston'a gitti ve ailesiyle buluştu. Hatta daha sonra satmak için götürdüğü kitapları da eline geçti. Çünkü onlar farklı bir gemiyle gönderilmişti. Vahinak uzun bir yaşam sürdü ve bir yazar olarak Titanik'te yaşananları birçok kez kaleme aldı. İlginçtir ki hiçbir yazısında Titanik'in bir buzdağıyla çarpışmasından bahsetmedi. Bunun yerine her seferinde bir patlama yaşandığını yazdı. Birçok kişi bu patlamanın sebebinin geminin güvertesinde oluşan yangından kaynaklanabileceğini düşünüyor. Bu yangın gemi henüz yola çıkmadan önce başlamış olabilir. Böyle bir durumda bu yangını söndürmek neredeyse imkansızdır. Titanik yola çıktığında bu yangın varsa alevler güverteyi zayıflatmıştır ve buzdağıyla çarpıştıktan sonra güverte daha fazla dayanamamıştır. Bu teoriyi destekleyenler, kanıt olarak Titanik'in limandan ayrılırken çekilmiş ve güvertesinde koyu bir noktanın olduğu fotoğrafı öne sürüyor. Bu teori doğru olsa bile patlamaya yol açan şeyin yangın olduğundan hala emin değiliz. Ayrıca bu teoriyi destekleyenler orada bir buzdağı olduğunu inkar etmiyor. Acaba gerçekte ne oldu? Belki de bunu asla öğrenemeyeceğiz.